Kardelenin güneşi olan aşkı toprağa yararken sen gayreti bırakmayı kader mi sandın? Kardelen'in aşkı. Bütün çocuklar bir yıl boyunca güneşi olan aşıklarından dolayı ilkbaharı bekledi. Bahar gelince güneşin gözüne girmek için birbirleriyle yarıştılar. Güller, çiğdemler, papatyalar ve diğerleri. Hepsi gözlerini kör eden bu sevdanın bir sonucu olarak rengarenk olup etrafa mis gibi kokular saçtılar. Her biri güneşi görebilmek için heyecanlanıp güneşin de kendilerini fark etmesi için ellerinden geleni yaptılar. Oysa güneş hiçbir çiçeğe özel bir ilgi duymadı. Işığını cömertçe ve sessizce gönderdi hepsine. İşlerinden biri güneşin ilgisini çekmek için diğer çiçeklerden farklı olması gerektiğini düşündü. Herkes güneşe görünmek için baharın gelmesini bekliyor. Ben kış geldiğine güneşin karşısına çıkarsam tek beni görür ve aşkıma karşılık verir, dedi. Bütün çiçekler uykudayken o bütün gücüyle toprağa yarıp güneşe varmak için mücadele sarf etti. O kadar çalıştı ki onun aşkına ne toprak engel olabildi, ne kar, ne de soğuk. Karları delip gün yüzüne çıktığında bembeyaz karlar içinde yapayalnızdı. Güneşin direkt dikkatini çekti. Neden böyle bir çılgınlık yaptım, dedi güneş. Güneşin bile yeryüzünü ısıtamadığı bir kış gününde ateş gibi nefesiyle sana olan aşkımdan, dedi çiçek ve devam etti. Aşıklar çılgın olur, farklı olur. Başkalarının hayal bile edemedikleri aşıklar gerçekleştirir. Ben de sana aşığım ve seninle konuşmak benim en büyük hayalimdi, dedi. Güneş bu çılgın aşığı çok sevdi. Ona hayran oldu. Işıklarını sadece ona gönderdi. Tek olmanın verdiği gururla çiçek bol bol sohbet etti güneşle. Ne var ki? 2 gün sonra çiçek solmaya ve soğuktan boynu bükülmeye başladı. Güneş bu çılgın aşığın solmaya yüz tutmasına çok üzüldü. Üzüntüsünden ışıklarını daha bir sönük göndermeye başladı. Bulutlar gözyaşlarıyla çiçeğin solmasıyla engel olmaya çalıştılarsa da 2 gün sonra çiçek hayata veda etti. O gün bugündür aşkından karları delen bu çiçeğe kardelen dediler. Güneşin dudaklarından şu sözler döküldü. Kardelenin adından ardından. Aşk baharda olup milyonlar içinde kışı yaşamaktansa kış dolu tek başına yazı yaşamaktır. İşte böyle. Kardelenin aşkı. Allah de ötesini bırakma. Ahmet Rıfat Sağlam'ın eserinden sizler de okuyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kitap. Bu bölüm serimizin devam etmesini istiyorsanız videoya en az 30 like atmanız benim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Ve yorumlarda da göçürüyorsunuz aynı şekilde beğendiyseniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Daha fazla, daha yeni, daha güzel yemesin diye istiyorsanız. Demiş olduğum gibi bay bay.
Esen kal. Kardeşlerin aşkı burada sonlandı. Devamı gelecek. Yakında.